te hayattan herkese merhaba ben astrolog Şeyda Özsoy 27 Mayıs 2 Haziran haftasının astrolojik gündemini konuşmak üzere birlikteyiz. Pazartesi günü haftaya başlarken yoğun ve mücadele gücünün azmini yüksek olacağı bir gün olacağı benziyor. Ay Oğlak'ta ve gün içerisinde önemli temasları olacak diğer gezegenlerle ve göstergelerle. Resmi işlerle ilgilenmek için, iş bağlantılı görüşmeler, uzun soluklu anlaşmalar yapmak için oldukça uygun bir gün. Ay Mars ve Ay Şiron karelerinin aktif olacağı özellikle sabah 6 ile 11 aralığı bir takım iddialaşmalara, resleşmelere açık olabilir. Dikte etmeye yatkın tavırları anlatabilir insan ilişkilerinde. Trafikte, yolculuklarda da dikkatli olmakta fayda var. Cesareti ve kendine güveni orantısız sergilememek iyi olacaktır. Öğleden sonra ayın Uranüs ile olan uyumlu açısı günün devamında sürprizlere açık gelişmelere, bazı süreçlerin hızlı beklenenden çabuk gerçekleşmesi gibi etkileri açık. Pazartesi sonlanmadan hemen önce 23:45'te Ay Kova burcuna geçiyor ve yeni güne yoğun bir hava elementi enerjisiyle başlıyoruz. Salı günü bu haftanın en verimli enerjisi, iletişimi, etkileşimi son derece yüksek olduğu bir gün. İnsan ilişkileri açısından yoğun olabilir, gruplarla, topluluklarla bir araya gelinebilir, zihinsel olarak meşguliyetler fazla olabilir, çeşitli planlamalar yapılabilir, seyahatlerde bulunulabilir, ev, iş yeri taşıma gibi gündemler olabilir. Önemli iş birlikleri geliştirmek, gündemde varsa anlaşmalar yapmak, imza atmak gibi süreçler tamamlanabilir. Bu tarz konu ilerleyen zamanlarda büyümeye ve gelişmeye son derece açıktır. Kalıcı ya da uzun vadeli olmaları da mümkündür. Kişilerin hayatlarını dönüştürme gücüne sahip etkiler var. Bugün ayrıca bir iş yeri kurmak, ortaklık ya da işbirliğinde bulunmak gibi eylemler için çok uygun. Kafa dengi, aynı amaç için bir araya gelmiş kişiler kuvvetli bir enerji, güç birliği meydana getirebilirler. Eğitim, öğretim faaliyetlerinden yararlar görünebilir. Yeni eğitimlere başlanabilir. Akşam saatleri ayın ay düğümleriyle gireceği etkileşimde kadersel anlamda fark yaratabilecek işbirliklerine dikkat çekiyor. Önemli girişimler, kararlar açısından bugünü değerlendirmenizi öneririm. Çarşamba günü ay tüm gün Kova burcunda yer alacak. Zihinsel olarak ve insan etkileşimi açısından yine yoğun bir gün olabilir. 11.30 dolaylarına kadar ay boşlukta aklımızdakilerle ilgili sonuç almakta zorlanabiliriz. 11.30 sıraları ayın Merkür'le sert bir etkileşim olacak. Bazı şeyler için şartları zorlamak gerekebilir. Biraz sabit bırakılan durumlar olabilir. Esneklik göstermekle ilgili sıkıntılar yaşanabilir. O yüzden ikna etmek gibi durumlar varsa bunları bekletmekte fayda var. Anlamsız inatlaşmalar yaşanabilir. Taviz verilmek istenmeyebilir karşılıklı olarak. Bunun yanında kararlı bir duruş sergilemeyi de kolaylaştıran bir etki. Pozisyonumuza göre bu enerjiyi değerlendirebiliriz. Ayın Mars'ta olan olumlu etkileşimi sayesinde bağlı bulunduğumuz gruplardan, topluluklardan destekler görebiliriz. Cesaretlendirilebiliriz gereken konularla ilgili. Bugün ayrıca Mars-Şiron kavuşumu var gökyüzünde. Şiron en tanıdık bildik yaramız. Mars ise bizi harekete geçiren güç. Koç burcunda bir araya geliyorlar. Özgüven ve cesaret göstermek gereken durumlar gelişebilir. Öncülük ve liderlik becerilerimizin testine tabi tutulabiliriz. Başkalarına cesaret verme anlamında katkılar sunabiliriz. Bu tarz durumlar her iki tarafa da şifa olma kapasitesine sahiptir. Bu kavuşumun zorlayıcı etkisi ise ekstra dikkatimizi gerektirebilir. Hangi konularda? Genel olarak agresyon, fevri, zorlamacı davranışlar, fiziksel olarak kaza ve yaralanmalar da negatif çalışabilecek etkilerinden sahip olduğumuz gücü olumluya kullanmak önemli olacaktır gün genelinde. Akşam üzere ayın Uranüs ile bu sefer zorlayıcı bir açısı olacak. Bu da yine şartları fazla fazla zorlamaya, önemli riskler almaya karşı bir uyarı gerektiriyor. İstikrarlı bir ruh halinde zorlanabiliriz. Mevcut şartları göz ardı ederek özgürlük ihtiyacıyla sürpriz, beklenmedik, şaşırtıcı denilebilecek hamlelerde bulunabiliriz. Sonrasında pişman olmamak adına iyi bir değerlendirme yapmayı atlamayalım. Perşembe günü ay 3.33'te balık burcuna geçiyor. Tüm gün balık burcunda ilerleyecek. Gökyüzündeki hava elementinin azalmasıyla son günlerin zihinsel yoğunluğu yerini daha içsel ve duygusal sorgulamalara bırakabilecek gibi. Ay Jüpiter karesinin aktif olacağı sabah saatleri duyguları biraz fazla yüksek hissetmeye ve bu şekilde de dışa vurmaya açık olduğumuz zamanlar olabilir. Birden fazla işle uğraşma, iş yetiştirme telaşı olabilir. Farklı fikirler arasında bir takım ikilemlerimiz olabilir. Akşam üzeri ve akşam saatleri ayın venüsle ve güneşle bu sefer sert etkileşimleri var. İlişkilerde yanılgılar ve kafa karışıklıkları yaşamaya sebep olabilir. Bazı bilgilerin doğruluğundan emin olmakta zorlanabiliriz. İletişim trafiğimiz bir hayli yükselebilir. Fazlaca bilgiye maruz kalabiliriz. Duygu ve mantık çatışmaları yaşamaya da sebep olabilecek bir etki bu. Genel olarak duyduğumuz ve ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmek iyi olacaktır. Durum olumları olduğundan büyük görmeye ve abartılı hislere açık bir gün çünkü. Cuma günü Ay Satürn kavuşumu etkisiyle duygusal olarak sıkışık ve depresif hislere biraz yatkın olabiliriz. Duygularımızı geri plana atma ve bastırma eğilimimiz daha yüksek olabilir. Ebeveynler ya da yaşça büyük aile bireyleriyle sağlık ve tedavi süreçleriyle ilgilenmek gerekebilir. Bugün ayrıca Merkür ve Uranüs bu ada kavuşum halinde olacaklar. Uranüs Merkür'ün üst oktavı olarak kabul edilir. Yani iki göstergede zihinsel süreçlerle yakından alakalı. Bu iki enerji güç birliği yaptığında oldukça orijinal fikirler ortaya çıkabilir. Var olan düzen ve koşullarda önemli değişimlere sebep olabilecek bir takım görüşmeler söz konusu olabilir. Maddi anlamda bir takım zorluklar yaşanıyorsa bu konularla ilgili sürpriz gelişmeler ve çözümler bulunabilir. Dünya genelinde yapay zeka gibi teknolojik gündemlerle, uzayla, yeni çağı temsil eden finansal araçlarla, ulaşım araçlarıyla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Akşam saatleri daha iyimser, hislerin diye manevi ve ruhsal olarak da daha güçlü hissedeceğimiz zamanlar olacak. Özellikle yazmakla ilgisi olan yaratıcı işlen yapan bir takım kişiler varsa onlar için oldukça ilham verici etkiler var. Farklı ve etkileyici ürünler ortaya koyulabilir. Bugün her türlü yaratıcılığı ve orijinalliği destekleyen bir gün. Cumartesi gününe sabaha karşı ve sabah saatleri özellikle etkili olacak olan Ay Neptün kavuşumuyla başlıyoruz. Bu ilahi anlamda yoğun bir enerji. Sezgilerimiz yüksek olabilir. Rüyalarımızın ilhamı kuvvetli ve etkileyici olabilir bizler için. Ay sabah 6.29'da Koç burcuna geçiyor. Ateş ve hava elementinin yüksek olduğu bir gün. O yüzden aktivitesi de yüksek olacaktır. Dışa dönük, hareketli olmaya uygun etkiler var genel olarak. İletişim ve etkileşim Arzumuz fazla olabilir, sportif faaliyetlerde bulunulabilir, bol bol sosyalleşilebilir, fikirlerimizi paylaşmaya da bir aile istekli olabiliriz. Girişimci, özgüveni yüksek tavırlara yatkın olacağımız için yeni ortamlar, yeni tanışıklıklar ve bağlantılar söz konusu olabilir. Kendimizi böyle ortamlarda rahatça ifade edebiliriz. Önemli konuşmalar ve işbirlikleri açısından değerlendirilebilecek bir gün. Pazar günü özel etkileri olan bir gün hem ay hem de güneş gökyüzündeki kadersel noktalar olan ay düğümleriyle uyumlu açılar kuruyor. Yani gün genelinde olan gelişmeler hem geçmiş hem de gelecek adına oldukça anlamlı ve değerli teslimiyetçi ve gözlemci bir bakış açısı öneriyorum. Bütün gelişmelere karşı desteklendiğimiz ve korunduğumuzu bilelim. İnsan ilişkilerinde yaşayacaklarımızın, duyacaklarımızın, karşılaşacaklarımızın bizler için önemli mesajları olabilir. Bunları daha derin değerlendirmeye önem verelim. Venüs ve gün işte ikizler burcunda yakın temasta gün genelinde sözlerin ve aklımızdan geçenlerin, kararlarımızın, öğreneceğimizin bilgilerin önemi ve değeri olacaktır. İkili ilişkilerle ilgili önemli e, zihin ve kalbin de dahil olduğu bir takım kararlar alınabilir. Kalbin sesini duymak, kalpten kararlar almak kolaylaşabilir bunun yanında. Kendi fikrimizi, kendi doğrularımızı başkalarına dayatmamaya özen gösterebiliriz. Herkes için tek doğru, tek gerçek olmadığını akılda tutarak es esnek olabilmekte yarar var. Ayın Şiron'la kavuşumu ise fiziksel ya da duygusal olarak yaralayıcı olabilecek dürtüsel ve tepkisel davranışlara, sözlere dikkat etmeyi gerektiriyor. O yüzden aceleden uzak durmaya çalışalım. 27 Mayıs 2 Haziran haftasının önemli astrolojik başlıklarını konuştuk. Umarım herkes için keyifli ve memnun edici bir hafta olur.